bu adam yani hepsi birbirinden kıymetli ama abilik statüsünde başka bir yeri var yani. İşte biraz önce ben bir lavaboya kadar gittim. Sanki kendi standıymış gibi insanları oyalayacak kadar abi olan abilik varsın. Çok tatlı bir adamsın. Vallahi. Kanalımın sıkı takipçisi Polat'tan selamlar Tuncay, ama artık benim için çok değil. Benim kanalımın daha tatlı bir takipçisi var. TÜBİTAK projesi, baba çıkalım falan. Efendim ne yapacaksınız siz şimdi? Nasıl bir projeniz var? Otomatik şarj istasyonu projem var. Araç açılacak. Araç içeri girince araç hafif bir basınç sensörü olacak. Basınç sensörü aracı algıladığı zaman direkt kapanacak. Ondan sonra ekranda atıyorum plaka. 06258 şarj ediyor diyecek. Sen o plakayı şimdi gerçekten attın mı yoksa birinin de arabasını? Ya işte dostlar, gördünüz mü? Şarj fuarına geliyor adam, bir de TÜBİTAK böyle bir proje yapıyor. Tebrik ediyorum dostlar. O zaman kanalda yayınlayacağım, izin var mı? Hayır, tamam, teşekkür ederim. Oraya kapa izin. Ve arabanın aylar sonra makus tarihini değiştiren standımıza geldik, şükürler olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Beğendiniz mi yaptığınız? Çok harika, kesinlikle. 10 numara. Pırıl pırıl. Sıfır gibi bir araba oldu. Ooo, burada kimler de varmış. Merhaba, nasılsın? Hoş geldiniz efendim. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şöyle. Burada da vay vay vay, yakışıklı adam geldi, yakışıklı. Bu da sigortacımız efendim. Severek davet ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyi Şeref abicim. Arkadaşlar, değerli hocam, Lüleburgaz'dan mı geldiler? Yok yok. Büyükçekmece'den. Veteriner Akif abi sen. Ve Akif abi geldi. Bir de veteriner Sedat abim var benim. Bu da senin gibi tatlı bir insandır. Ayağına sağlık, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Harika bir stand olmuş. Bütün videolarınız için, her şey için teşekkür ederiz. Fatih Altaylı, Cüneyt Özür ve Engin Özören bildirimler açık. Bunun altını çiziyoruz. 3 video izliyoruz YouTube'da. Ve 3'ünün bildirimi açık sadece. Sağ olsun abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, sektörde ismini çok duymuştum. İşte Tahir Bey'e soralım, Tahir Bey'le konuşalım. Tahir abi şöyle der vesaire diye. Ve Tahir abi benim standımı ziyarete geldi. İşte büyük insan olmak böyle bir şey. Nasılsın Tahir abi, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. O sizin inceliğiniz. Çok sağ olun. Sevgili abi, ben şimdi o 178 ile başlayan hızlı yolculuğumuza Lumicle'ı seviyorum. Ve Ayşegül gösterebilirsin. Lumicle burada, yeşil yeşil. Sektördeki bir ilkiyle şu anda böyle... Bütün istasyonların başında gelecek. Abi bizi gelecekte neler bekliyor? Lumicle cephesinde. Lumicle cephesinde öncelikle Lumicle'ın bir vizyonu var. Önce insan ve doğa diyoruz. Çünkü neden diyoruz? Çünkü 1950'lerden sonra başlayan dünyadaki küresel ısınma, karbon salınımları, bunlarla birlikte gelişen bir çevre olayları silsilesi başladı. Lumicle'da bu vasıtayla enerji evini, Blumhouse şirketini kurdu ve enerjili araçlarla birlikte sektöre girdik. Amacımız bu küresel ısınmayı engelleyecek elektrikli araçlara teknik altyapıda ve hızlı bir şarj istasyonu ağ kurarak insanların zamanlarını faydaya, yani şarj istasyonu başındaki zamanları minimuma indirerek insanlara bir konfor alanı yaratmak. Ve bu şekilde hem insana hem dağdaki kuşa ve hayvanlara da bir yaşam hakkı sağlamak. Bu amaçla da hızlı şarj istasyonu kurmaya başladık. İşte bu kadar güzel bir amacı varsa, amaca dayalı büyüyen şirketler başarılı olur. Nedeni var. Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, evet, çevreyi korumak, bunun için elektrikli araçlara geçmek, sıfır emisyonla dolaşmak, ama bu bir eziyete dönüştüğü zaman insanların ayak diremesine neden oluyor. Lumicle da burada, özellikle otoyolda 240 kW'lık tek tabancadan herkese bağımsız bir şekilde balancing yapmadığı hızlı istasyonlarıyla, dengeleme yapmadığı hızlı istasyonlarıyla harikulade hizmetler sunuyor. O zaman hocam, ben şimdi iadeyi ziyarete sizin oraya geliyorum. Orada da biraz cihazları tanıtırız. İnşallah. Çok mutlu ettim beni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Allah'a emanet olun. Sağ ol, teşekkürler. Başlamış. Evet, başlayabilirsiniz.
İkiz de başladı mı? İkiz de başlamış. İsmail ayağına sağlık abi, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Dur. İki mikrofon vardı, iki kamerayla çekiyoruz. Değişik bir şey oldu. Sen bana tutacaksın, ben sana tutacağım. Abi ayağına sağlık, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Böyle Bursa'dan atlayıp geldin. Evet, fuar çok güzel olmuş. Standını çok beğendim. Zaten herkes seni tanıyor. Fuarın fenomeni sensin. Eyvallah abi, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, İsmail Ayaz'ın da aşağıdaki linklerde bir kanalı var. Ve kendisinin Megane bir aracı var. Çok da güzel içerikleri var. Ben takip ediyorum, siz de takip edin. Aynı zamanda da Bursa Ekstrem Park'ın işletme müdürüydü, değil mi abi? Evet, çok işletme müdürüyüm. Aynen. Bizi de misafir etmişti. Şimdi dedi ki abi gelsenize bir şey yapalım. Burada da Bilgi abi var. Ona göre de planımızı oluşturarak. Artık abi gelmemezlik yapamazsın yani. Ne zaman gelelim abi? 30 Kasım Cumartesi günü sabah 10'da etkinliğimizi başlatıp Ekstrem Park olarak çay kahve sponsor oluruz. Onun haricinde biliyorsunuz ZES şarj istasyonumuz var 4 adet. 2 adet de AC istasyonumuz var. Buradan da yapılan şarjlarda kampanyamız devam ediyor. Güzel bir etkinlik olur. Misafir ederiz inşallah gelen herkese. Tamamdır. Öyleyse. Elektrikli araç. Araçlarla doldurmuş oluruz. Süper. Bakalım 20 arkadaş, tamam. 20 kişi gelelim. Yani bir limiti olsun. 30, 40, 50 de gelirsek olmaz. Biz bir abiler iki, Atilla abi falan, böyle bir güzel ekip. 20 kişi 30 Kasım'da ne zaman yapacağız? Mesela Kasım ayında yapacağız diyordum. Evet. 30 Kasım hala Kasım. Asla bir aralık değil. O zaman 20 arkadaş sizin oraya misafirliğe giriyoruz. Çaylar, tamam. Kahveler senden, birer kaydırak da verirsin bize. Tabii. Ekstrem Park'a gelip bir daha kızağı yapmadan olmaz. Aynen, daha kızağı yapıp birlikte de döneriz. Hem bir tüketim testi olur, bir aynen. Birliktelik olur. Ben bunun kanalda duyurusunu yapacağım. Gerekli açıklamayı da bulunacağım. Abi ayağına sağlık, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Takipçileri abi senin sapığın gibi hissediyorum diyerek espri yapmıştı. Manisalı değerli arkadaşım gelmiş. Nasılsın abi, iyisin? Çok şükür abi, sizlere sormam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Geldiniz, ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim abi. Size de iyi ki varsınız. Yani buraya sırf sizin için geldik. Bir de birkaç sorumuz vardı. O sorunun cevabını bulmak için geldik. İyi ki gelmişiz. Şu an birazdan çıkıp tekrar gideceğiz ama. Ya bir değişiklik güzel. Sektörü tanımak, şeyleri görmek hoş. Arkadaşımızın da güzel bir Corsa'sı var. Corsa E değil mi? Aynen. Evet. GS paket benimkisi. Oh. Evet. Ben çok seviyorum Corsa'yı. Harika aynen. Bir araba. Aynen, yani tam Türkiye'de alınabilecek en iyi fiyat performans elektrik arabası. Mükemmel. Aynı şekilde memnunum, ben de kullanıyorum yani. Güle güle kullan. Abimiz de Alp abimiz, o da Gojo Motor Channel miydi? Gojira. Yok. Motor. Gojira Motor. Ben onu Gojo diye okudum. Oh. Çok kaliteli yorumlar yapar. Okurum ve zevk alırım. Böyle hem farklı görüşünü de anlatır. Ayağına sağlık sevgili. Ducati mi kullanıyorsun abi? Ducati kullanıyorum aynı zamanda. Elektrikli mi? Yok, değil. İçten yanmanın dibi yani. Aynen. Ducati motor. İzleye izleye sonunda biz de bir Tesla sahibi olduk. Model Y performans. Peşinden geliyorum. Aynen. Bunun aynısı siyah. Yan yana gideriz. Peşimden geliyorsan o zaman. Ne kadar kaldık abi. Ama biz şu an long range'de geliyoruz yavaş yavaş. Olsun oğlum. Esrar deliştiyse. Tamam, Esrarcılar, size bir şey demedim. Canım da yani bizim de bir kulübümüz var şimdi. Yani yanlış olmasın. Esrarcılar bize özür dilesin abi. Ayağınıza sağlık hepinizin. Çok sağ olasın. Eyvallah. Aşırı 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 yorucu bir gün. Evet. Ama bir o kadar da güzel 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 bir gündü. Hiç yalnız kalmadık. Gerçekten evet. Çok güzeldi. Tüm takipçilerimize geldikleri için ve fuarın muhtemelen en yoğun standı haline getirdi. Bunu abartmıyorum. Abartmıyorum. Yani en aktif, en canlı, en bol muhabbetli. Yani ben fuarı azıcık gezerim diyordum. Şu arabaya bakacaktım, bakamadım. Yarın sabah ilk iş fuarı gezerek başlayacağım. Bizimki böyle şey değil. Yani standtan daha çok çalışandan daha çok katılımcıdan daha çok çalışan değil. Ay, konuşamadım.
Artık daha konuşamayacağım. O zaman şimdi... Yarın şu MG'yi çeker misin? Çok güzeldi. Bak yine şimdi örtmüşler üstünü, evet, göremiyoruz. Sen gördün mü, buna baktın evet, mı? Evet gördüm. Kırmızı böyle bordomsu bir rengi vardı. Tamam. Azıcık görebildim yani ama güzel. Bayağı güzel bir şey. Burada da Lumicle'ın şarj aletlerini görüyoruz. Elimde kartım olsa başlatmaya basıp şöyle bir şaka yapmak isterdim. Yarın Lumicle'a da geleceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz. Çok ferah olmuş Lumicle ya. Böyle ayçiçek tarlasında cıvıl cıvıl bir hali evet, var. Evet çok güzel olmuş hakikaten. Özgür abi bakalım nerede? Yarın, bugün sağ olsun şey geldi. Grasen Lumicle. Harikulade. Canımız şirketimiz. Öyleyse uçuyoruz şimdi ikinci gün sabahından. Bu blog yapacağım. Yarın görüşmek üzere. Yarın sabah görüşmek üzere.